Dostlar yeni bir videomuza da hepiniz hoş geldiniz. Yeniden Alfinle karşınızdayım. E, bu videoda Alfin'in teknik analizini gerçekleştireceğiz. Ne var ne yok diye şöyle bir e, bakacağız arkadaşlar. Yine <laughs> yine yatırımcısının sinirleri <laughs> Laçka. E, hepsi hakkında uzun uzun konuşacağız. E, kısa vade, uzun vade hareketlerinden, hedeflerinden bahsedeceğiz. E, o yüzden Alfin'in yatırımcısıysanız veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız Videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat demiyoruz. karınızdan da zararınızdan da sizler sorumlusunuz. Ayrıca sizden kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi önemli rica ediyorum. Ee, bizler için oldukça önemli. Destek olmak amacıyla bir saniyenizi ayırıp abone olup videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. E, Alfin'i önceki videolarda da çokça değerlendirdik arkadaşlar. Bütün bunların aslında e, yani bu değerlendirmelerin e, sonucu şudur. Alfin de artık ya biliyorsunuz geçmişte ciddi bir e, yükselişle beraber bunu test etti. Bunun devamında da şu anda geldiği 5 e, dolar seviyelerinden yönünün yukarı olduğunu ve e, yukarı yönlü hareketi yani yeni bir yükseliş hareketinin geleceğini belirtmiştik. E, nitekim hangi noktaları geçmesi gerektiğinden de uzun uzun konuştuk arkadaşlar e, Tabii ki burada şöyle bir durum var yani e, şey tarzı veryansınlar geliyor işte hala yükselmedi işte ne zaman yükselecek arkadaşlar e, sizin canınız istediği zaman değil yani <laughs> yükseleceği zaman yükselecek ya bilmem anlatabiliyor muyum. O yüzden e, sizin 10 dolardan e, alım yapıp içeride kalmanız e, piyasanın e, yani nasıl diyeyim piyasa buna bakmaz arkadaşlar zaten o, o sayede yani e, düşer tutar ondan alır 7'den satarsınız böyle böyle düşer şimdi ciddi bir düşüş testi yaptı arkadaşlar çok ciddi bir e, yükseliş ardından düşüş yaptı Bununla birlikte Tabii ki toparlayacak yönü yukarı çıkacak ama bu bir günde bir saatte olacak bir şey değil. Ee, burada yaptığı bu ciddi ralli bile. Bakınız ki 5 ee, günlük bir süre zarfında gelmiş iken. Ee, siz bir günde alfinin toparlanıp uçmasını. O kalkış noktasından ki orası 5 dolar. Önceki videolarda da belirttik. Ee, uçup tekrar fırlamasını bekleyemezsiniz. Beklerseniz daha çok beklersiniz arkadaşlar. Şimdi. Ee, yeniden bir pozisyona gelelim şu an bakın alfinin hareketleri cılız kaldı arkadaşlar yani şunu belirtmemiz lazım 5 dolar e, hatırlarsınız daha arkadaşlar martın sonunda şurada 7 doların altına attığında bir videoda şunu söyledik dedik ki arkadaşlar artık 5 dolar geliyor yani yolculuk 5 dolara doğru gidiyor ama şu açıdan bakalım dedik yani e, bu satışların artık 5 dolar durulacağı nokta olacak. Bu pozisyonlarda artık Alfin kendisine yeni bir sayfa açacak dedik ki o yeni sayfayı açıyor. Geçtiğimiz günlerde düşüşle 5 dolarlara, 5 dolarlarla beraber yön yukarı yapıp günlüğün EMA 50'sini bakın test etmiş. Devamında tekrar bir düşüş. Şu anda yeniden yeşil yaktığını görüyoruz. Şimdi bizim önümüzde neler var bir bakalım. Yani aslında şu anda bakın yön ilk hedef 6.6 seviyeleri arkadaşlar. 6.6 seviyeleri fakat hareket cılız kalıyor. Şimdi bunun sebebine bir bakalım. Saatliğe geldiğimiz zaman bakın saatliğe geldiğimiz zaman 5.6'da MA 200'ü görüyoruz. Ve şunu da dikkatinizi çekerim bakın gün e, saatlikteki MA 50'nin üzerine atmış. Bakın bu çok güzel bir şey. Saatlikteki MA 50'nin üzerine atmış ve destek almış. Nitekim bakın net bir şekilde yukarı yönlü e, 3 parti kırılım gelmiş arkadaşlar eğimde. Bu da bizim için çok güzel. Fakat ne yapmış bakın bir deneme MA200'ü kıramamış. Devamında deneme 2, deneme 3 şu anda tekrar aşağı doğru gidiyor. Ee, ta ki ne için? MA200'ü yeniden denemek için. 5.5'lara yani 5.47'lere 5.5'lere kadar şu anki düşüş devam edebilir. Bununla birlikte tekrar yönünü yukarı çevirip e, MA200'ü kırmak üzere ilerleyecektir. MA200 değil sadece 4 saatliğe de girdiğimizde bakın 4 saatliğimizin MA50'sini yine 5.62'de görüyoruz. Yani resmen saatliğin 200 ile 4 saatliğin 50'si e, üst üste çakışmışlar arkadaşlar. Şimdi hareketlerin cılız kalmasının da sebebi bu. Bakın üst üste iki hareketli ortalama ve bunların geçilmesi gerekiyor. Bunların geçilmesi gerekiyor. Geçilecek mi? Geçilecek arkadaşlar. E, 5.62'lerin ne yapmamız lazım? Üzerine atmamız lazım. Bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Bakın saatliğin MA50'si ilk hedefti ve alındı. Şu anda ikinci hedef 4 saatliğin MA50'si. Fakat burada rötar yaşıyoruz. Yarın içerisinde ama şöyle söyleyeyim. Yarın buranın destek alınacağı görüşündeyim arkadaşlar. 5.62'lerde destek alındığında bizi çok güzel bir senaryo bekliyor. Çünkü... 5.62'lerin üzerine geldiğinde yeni bir bakın alım fırsatı. Çünkü iki hareketli ortalamada alınmış. Artık yönümüz bakın hareketimiz yukarı yönlü düzgün bir şekilde 6.6'ya kadar ilerleyecek anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Buradaki bizim yükseliş için son hedefimiz 6.61'ler. Bakın buranın yani e, günlüğün MA50'sinin üzerine attıktan sonra işte o beklenen yükseliş hareketi başlayacak arkadaşlar. İlk hedef 6.62 oluyor. Ee, bu süreç içerisinde tabii ondan önce de e, 4 saatliğin üzerine atmamız gerekiyor. Bununla birlikte düzgün bir yükseliş 6.62 bunun da devamında arkadaşlar yeniden yön yukarı yapacaktır ki 11-12 dolarların ben yeniden geleceğini düşünüyorum Alfin'de böyle bir senaryoda. E, genel olarak uzun lafın kısası durumlar bu şekilde. Genel yön yukarı arkadaşlar. E, belli noktalarda anlattığımız sebeplerden dolayı e, tıkanıklıklar oluyor. Bakın şu anki tıkanıklığı örneğin 6.62'lerde, 63'lerde yine yaşayacağız, yine yaşayacağız. Günlüğe atmadan e, bir iki aşağı yukarı hareket yapıp öyle atacak. Sizin yürekleriniz büyük ihtimalle yine hop edecek. E, ama durumlar nihayetinde bu şekilde. Şu an içinde bulunduğumuz fiyatlar Alfin için çok güzel alım fırsatları. Çünkü ne dedik genel yön yukarı arkadaşlar. Genel yön yukarı. RSI'ya da baktığımızda dostlar 41 seviyelerinde şu anda e, ala yakın bir sinyal verdiğini al sinyaline yakın e, bir durumda olduğunu görüyoruz. 4 saatlikten başlıyoruz. 4 saatlikte nötr veriyor. Tabi hareketli ortalamayı alamadık normal. Günlükte ona 3 sat veriyor. Yarın fikrini değiştireceğinden eminim. Haftalıkta herhangi bir veri yok. E, durumlar bu şekilde. O yüzden sabırlı olalım, temkinli olalım, mantıklı noktalardan alımlarımızı yapalım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.